ικραρίε σιώκω το δεστέ με λαουάνι. Egzoz gazı soluyan, sağ solu belli olmayan. Mangala gittim aganda, orman yanar. Tabiatın gözleri kan ağlar. Asla hayrat susuz uçan. Kıyıda bir çıplak adam durmuş düşünür, durmuş düşünür. Benim açımdan müzikle politika birbiriyle çok ilgili. Çünkü benim hayat içindeki duruşumla ilgili bu. Öyle durduğum için mesela işte cumartesi anneleriyle, köylerin boşaltılması, yakılması ile ilgili, ülkemizde yaşanan savaş haliyle ilgili, insan hakları derneğindeki faaliyetlerim falan, bunlar düşünüldüğünde kendi tanık olduğum gerçeklikleri müziğime aktardım. Ama bu hani karar verilip yapılmış bir şey değildi. İnsan kendi muradını, kalbinden geçenleri, işte düşüncesinden oluşan duyguları, duygusundan oluşan düşünceleri müziğine yansıttığı için, benim de günlük pratiğim böyle olduğu için kendiliğinden oluşmuş bir süreç oldu diyebiliriz. Ağıtlar dinleyerek büyümüş bir insanım. Müzikal açıdan beslendiğim ana kaynak Dersim'dir. Sanatsal yaşamımla paralel olarak ben de giderek devrimci bir müzik anlayışı ve tarzı gelişti ki bu da devrimci düşüncelerden etkilenmemle doğru ilgilidir. Çok küçük yaşlarda teyze çocuklarım geldi. Bizde yaşadılar üniversite yıllarında. Hatta biri cezaevinden çıkmıştı. O cezaevinden çıkan sayesinde işte Livaneli hep oldu evimizde. Ondan sonra Ruhisi oldu. Diğeri de Batı müziğine çok düşkündü. Batı müziği de hep oldu, dönemin popüler müzikleri. Ama en şanslı olduğum şeylerden biri de daha 90 öncesi, 87 ya da 88 yılında grup yorumu canlı izledim. Sıyrılıp gelen yeni çıkmıştı. Çembertaş Şafak Sineması'nda. Ya bu bir kimlik arayışı gibi şey yapabiliriz. Yani ben yaklaşık 2006 yılında ilk kayıtlarımı almaya başladım. Daha içe dönük, daha pesimist işler yapıyordum. Ta ki gezi olayları patlayıncaya kadar. Ya gezi olaylarından sonra ben o dönemde üniversite öğrencisiydim. Apolitik biriydim. Gezi olayları binlerce insanı politikleştirdiği gibi beni de politikleştirdi ve baktığımızda ben o dönemde rap müzik yapıyordum. Yine üretiyordum. Bunun böyle olması gerektiğine karar verdiğimde demeyeyim de hani kendiliğinden bir şekilde bunun böyle olması gerektiği oluştu. Dedem yaşadıklarından Beyaz Dağ'da tanıklık ettiği vahşetten hiç ama hiç bahsetmediği, konuşmadığı ölene kadar acılarını söylediği ağıtlarla dile getiriyordu. Söylerken gözyaşları eşlik ederdi bu ağıtlara. Bu ağıtları duymakla yetinmedim, söylemeye başlamıştım ben de. Bizim ülkemiz bu dünya içinde adaletsizlik konusunda tepelerde, ilk sıralarda olan ülkelerden biri. Gazeteciliği bu adaletsizliği herkesin haberdar olması için seçmiştim. Ama şarkı söylemek çok daha bağımsız bir alandı. İstediğin anda kendi alanını kendin yaratarak sözünü söyleyebiliyordun. Bu nedenle şarkı söylemeye karar verdim. Biz o yıllarda işte bu tartışmalarla ne olduğumuzu öğrendik. Biz meğerse gerçekten yurtseverlik kimliğinin içerisinde sol değerleri de savunuyormuşuz. Ama inanın o yıllarda, lisenin orta yıllarında bunu bilmiyordum. Ta ki bir güzel dayak yiyene kadar. Dayak yedikten sonra öğrendim ki ben solcuymuşum. Sonra tabii düzendeki aksaklıkları da yavaş yavaş görüp bunları da söylemeye başlayınca bizi devrimci sınıfına koydular. Biz meğersem devrimciymişiz de.
Yani bu yolda türküler söylermişiz. Söylediğimiz türkülerin içeriğinde bunlar varmış. Örneğin Pir Sultan'ın işte Şah'a giderim, işte Hızır Paşa. Şimdi o herkeste bir Hızır Paşa var hayatın içinde. İşte bir yerde sınıftaki üst sınıf temsilcisi oluyor. Bir yerde işçinin üstündeki iş başka bir pozisyon oluyor. Askerde başka bir şey oluyor. O tarlada marabanın işte başka bir şey oluyor falan. Pir Sultan'dan söylüyorsunuz. Dadaloğlu'ndan söylüyorsunuz. Gelin canlar bir olalım diyorsunuz. Şu milletin haksancağını çekelim bakalım nice olursa olsun diyorsunuz. Bildiğiniz daha nice türküler. En basitinde nesini söyleyeyim canım efendim diyorsunuz. Anadolu insanının yaşadıklarını anlatıyorsunuz. Yoksulluğunu anlatıyorsunuz. Çaresizliğini anlatıyorsunuz. İktidardakiler vay. Ne demek bunları söylemedi? Bozgunculuk yapıyorsun, teröristlik yapıyorsun, anarşistlik yapıyorsunuz diye sizi tedirgin etmenin yollarını arıyorlar. O yollarda ellerinin altında. Bütün güçleri ister resmi ister sivil hemen karşınıza dikiliyor. O günlerin en güzel yanı neydi derseniz 80'den sonra ilk geceler o büyük organizasyonlar, spor sergi sarayıydı Lütfi Kırdar o zaman. Kışın orada yapılırdı. Yazın da açık hava tiyatrosu kullanılırdı bizim konserlerde. Beşiktaş'ta tarihi bir sinema vardı. Mıstık'tı galiba. Evet, orada yapılırdı mesela. Güzelliği şuydu. O zaman çizgilere çok fazla takılmadan sadece taraf olduğu bir şey için insanlar yan yana gelebiliyorlardı. 90'lı yılların sonuna gelindiğinde bu gerçekleşti. Herkes kendi çizgisinde bir organizasyon yapmaya başladı. Çok standart programları da vardı işte. Halk oyunları, o tipik bir tiyatro gösterisi olurdu işte. Kuzular ayaklanıyor filan. Onlar komediydi tabii. Ama geceye gelen mesajlar en sevdiğim bölümdü. Farklı hareketlerden, sanatçılardan, fraksiyonlardan çeşitli şeyler gelirdi, mesajlar. Onlar çok büyük bir coşkunlukla, böyle sloganlarla karşılanırdı. En sevdiğim şey birkaç tane sanatçı mutlaka aşıklardan birileri olurdu. Mahalli sanatçılar da olurdu. Kültür merkezlerinin korosu filan. Yorumu izlediğim geceyi unutmuyorum. Çok efsaneydi. Sinemalarda olurdu genelde şeyler. Bugünkü gibi böyle konser salonları çok fazla yoktu. Bazıları hala aklımda, Bahçeli Evler'deki Zafer'di galiba. Sefaköy'de bir tane çok meşhur vardı. Ünver miydi? 500 Evler'de Müge Sineması vardı. Beyoğlu'nda Fitaş ve Emek'te de geceler olurdu. Çok büyük birkaç konser de hatırlıyorum ben. İşte Ankara'daki Livaneli'nin konseri. Oraya gitmek bile çok politik bir itiraz nedeni gibi anlaşılabilecek bir şeydi. Örneğin Grup Baran'ın ilk Söz Gençliğin gecesini Beşiktaş Mıstık Sineması yanılmıyorsam. Oradaki ilk İstanbul'u dinlemişliğimiz var. Kültür merkezlerinde müzik olmazsa olmaz onların kafelerinde. Küçük çaplı dinletiler, saz çalan, gitar yeni yeni popüler oluyor abiler, ablalar. Ve kaset patlamıştı o zaman. Yani Türkiye'de kaset çok önemliydi. Nasıl şu an günümüzde insanlar beğendikleri şeyleri sosyal medya üzerinden birbirleriyle paylaşıyorlar? O zaman öyle bir şey yoktu. Birbirimize kaset çekerdik. Yani hoşumuza giden, sevdiğimiz kıymetli bir kaseti. Benim çift kaset çalarlı bir teybim vardı. Çok çekmişimdir yani. Yüzlerce, hatta talep gelmese bile aa bakın bu çok güzel. Böyle paylaşırdık. Tiyatrosuyla, halk geceleriyle, toplantılarla, bilinçlenme toplantılarla, okuma günleriyle. Eskiden kitap okuma günleri olurdu. Kitap okuma günlerinde birileri çıkar türkü söylerdi, birileri der şiir söylerdi. Yörenin kendine has, özgü, bilinen halk şairleri vardı. Onların atları, sadınları bilinmezdi. Doğaçlama söylerlerdi üstelik o an. Onlar şiirler söylerdi, fıkralar anlatırlardı. Yani o halk evleri
halkı birleştiren, bütünleştiren, kaynaştıran çok önemli gelişim yerleri, gelişme yerleri oldu. Kültürel gelişme yerleri oldu. Daha sonraki dönemde yasaklar, kovuşturmalarla beraber gelen, hala sadece müziğiyle ilgili değil. Aslında o protest kimliğe bizim dahil olacağımız yerlerden birisi, bunu hayatta karşılığını da oluşturarak bu müziği yapan insanlar. Burasını o ilk bölümde söylediğim yerden ayırarak ya da buraya ekleyerek devam etmek isterim. Ona bile çok saygı duyuyorum. Şimdi hangisini söylesek birisi dışında kalacak. Çok dramatik, trajedik şeyler yaşadık. Ozanlarımızı kaybettik. Kovuşturmalara uğranıldı. Hayatları çok ödüllendirilmiş, yürümedi, gelişmedi. Sağlık sorunları, ekonomik sorunlar. Kürt coğrafyası hariç, Karadeniz başta olmak üzere bütün bölgelerde konserler vermeye başlamıştık. Konserlerimizin birer miting havasında geçiyor olmasının devlet katında yarattığı rahatsızlığın geri dönüşü de hızlı oldu. Bunu belirteyim. Çünkü konser yasakları ile birlikte bu sefer gözaltına alınmalar başladı. Ankara'da tutuklandığım ve bir hafta boyunca ağır işkencelere maruz kalmıştım Ünlü Dal'da. Serbest bırakıldıktan sonra konserlere devam ettim. Yasakları boşa çıkartmak kolay olmuyordu o zaman. Valiliklerin keyfine bırakılmıştı her şey. Konser saatinde bile polisin salonun kapısına dayanarak içeriye insanların girmesini engellediği çok oldu. Konserlerden sonra gözaltına alınmak, bazen konserlerden önce gözaltına alınmak, salonların elimizden alınması, diyelim ki hemen bölge idare eden bir karar çıkarttık. O sırada ses tesisatçısını tehdit ederek tesisatın bertaraf edilmesi gibi. Gece 12'de başladığımız bir konser hatırlıyorum ben. Emniyet ses tesisatçısını tehdit etmişti ve söküp gitmişti adamcağız. Biz de ne yaparız ne ederiz derken Tarsus'ta oluyor bu olayda. O gece düğünü olan bir çift dediler ki biz davul zurnayla idare ederiz, bu tesisatı alın siz kullanın. O şekilde gece 11.30'da başladığımız bir konser olmuştu mesela. Kasetlerimiz toplatılıyordu. Ama suç bulamıyorlardı. Yani kasetlerimizde suç yoktu ki. Çocukları alıyorlardı cuma gününden, pazartesi de bırakıyorlardı. Suç yok. Neden içeri alıyorlardı, neden topluyorlardı o kasetleri ve o çocukları? Gözdağı vermek, korkutmak. Bakın bunlara giderseniz, bunlar tehlikeli insanlar, bunlar toplum dışı insanlar, bunlar anarşist. Bunlara uymayın, bunlar kötü insanlar. Siz o kötülere uymayın, siz iyi çocuklarsınız. Çünkü pazartesi de salıyorlar ya, siz iyi çocuklarsınız. Sizi kötü göstermeye, dışlamaya çalışıyorlar. Amaç oydu, dışlamak. O zaman günlük gazeteler konserde bölücülük, konserde örgüt propagandası haberleriyle doluydu. Zamanın DGM savcılarına ifade vermek bu dönem olduğu gibi rutin bir hal almıştı. Polisin çıkan albümlerde yer alan bazı şarkılardan rahatsız olması, kasetlerimizin valilerin talimatıyla toplatılması ve dava açılması için yeterli bir neden sayılıyordu. Konserlerde genelde orkestrasız çıkıyordum ben. Sahnede ya sağımda ya da solumda tam seyircinin karşısında siyasi polisin masası kurulurdu. Masada polis kamerası ve telsizler eşliğinde şarkılarımızı söyleyebiliyorduk. Konser sonrasında aynı polisler tarafından yine onların deyimiyle siyasi şübede misafir ediliyorduk. Bu bazen bir, bazen de iki gün sürüyordu bu gözaltı süreci. Mesela havaalanına geldiğimizde bizi gözaltına aldılar. Uçak kaçıracağımız ihbarı geldiği için.
Orada da iki gün falan kaldık ve siyasi şube geldi sorgulamaya. İşte birçok örgüt isimlerinden söz ederek çok absürt iki gün geçirdik orada da mesela. Sordular ailelerimiz basın niçin gözaltındalar diye. Emniyet dedi ki gözaltında değiller. Misafirimiz onlar bizim. Leman da bir karikatür çizmişti. Böyle elinde kocaman bir dondurmayla geliyor bir polis memuru. Biz diyoruz ki biz artık kalksak hani misafiriz ya. O da diyor ki bu dondurmayı yemeden asla bırakmayız falan diye. Böyle güldüren anları da olmuştu. Edirne'ye konsere gittik. Topkapı'dan otogar, o zaman Anadolu Otogarı, Trakya Otogarı ayrıydı. Otobüse bindik. Tabii günümüz şartları gibi olmuyor. Yani otobüs biletini de kendin alıyorsun. İşte seni oradan biri arıyor Edirne'den. Konser yapacağız ya da gecemiz var ya da şenlik var şu bu. Sabit telefondan sabit telefona konuşuyorsun. Ondan sonra sarı çizmeli Mehmet Ağa. Yani bir tarih var ve Edirne'de olmamız gerekiyor. Bütün bilgi bu. Yani para alacak mıyız? O parayı da konuşmak da ayıptı bir şey. Menajerimiz falan yoktu bizim. Ama bir şey illa o otobüs bileti parası çıkardı. Neyse bindik gittik. İndik. Bizi karşılayan yok. Nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. Hiç unutmuyorum. Onur'la Hüsamettin orada taksi durağına gittik otogarda. Dediler ki burada konser olursa nerede oluyor? Onlar da dediler ki işte 2-3 tane sinema var. Bazen şu çay bahçesi oluyor, bazen burası oluyor filan. Öyle çıkartamayacağız. Yani öyle taksiyle de fıldır fıldır dönecek bir durumumuz da yok. Onur şey demişti. Bu gece polisler nereye gitti demişti taksi şoförüne. Abi şu sinemanın önünde toplandılar. Oraya gidiyor bütün polisler oraya. Onur'u da atladık taksiye. Bizi oraya götür demişti. Çok gülmüştüm. Eskişehir konserimizi hatırlıyorum. O konserimizin tam başlama saatinde polis panzerleri eşliğinde basılmasını hiç unutmadım. Yine Kayseri'de fuarda bir salon tıka basa dolmuş ancak valilik kararıyla polis tarafından kuliste sahneye çıkmam engellenmişti. Kulisin hem içinde ve kapısında dışarı çıkmam imkansızdı. Sahneye benden önce çıkan bir müzik grubu benim şarkılarımı söylemeye başlamıştı. Benim çıkamayacağımı anlayınca. Ve ardından salon polis zoruyla boşaltılmıştı. Ben o geceyi Kayseri'de yine gözaltında geçirmiştim. İşlerini sıkmak için, onlar yapar kalça için. Bizimse kirli sicil, protesto eden gencin çantasında sivil. Bence protest müzik çok değişti. Mesela protest ruhu nerede yaşıyor şu anda dersen yaygın olarak karşılık gören protest ruhu bana rapmiş gibi geliyor şu anki üretimler açısından. Türkiye'de rap piyasasında yıllardır belli başlı janralar var. Yani işte bir dönem duygusal şeyler ön plandaydı, bir dönem dubstep ön plandaydı. İşte battle var, melankolik var, protest rap dediğimiz kimlik de var aslında. Baktığım zaman elbette ki klasman olarak protest müzik yapıyor gibi gözüksem de aslında rap'in kendi içinde o varoluş dinamiklerini de göz önünde bulundurursak aslında baktığımızda ben rap yapıyorum. Çünkü rap'in de o kimliğinin içinde de bu var aslında. Tabii şu an 2021 dünyasında bu çok değişti ama ilk zamanlara baktığımızda bir altyapı yapıp bir ses kartı, bir mikrofonla basit bir şekilde kayıt alabiliyorduk. Bu gençlere bu aslında o dönem belki de daha basit geldi. Çünkü bir rock grubu kursan, basçı bulacaksın, şunu bulacaksın falan. Rap belki daha böyle atak, daha basit, tırnak içinde söylüyorum bunları. Daha kolay bir halde geldiği için belki de onları kendine çekti ve o bahsettiğimiz işte gettolaşma, şehrin arka tarafına itilme, bu tip sıkıntıları, bu tip mücadeleleri bu müzikte daha basit ve daha kolay yansıtabildiler belki de. İstanbul'un çeperindeki, artık çeperde kalmadı ama o düğün salonlarında gündüz vakti gidip sahneye çıkıp hani 70'li yıllardaki gün düzenlemek gibi işte hani meyve sularıyla falan sahneye çıkıp derdini anlatan çocuklar çıktı. Şimdi bunlar gerçekten hayat son derece politik. Hani ben politize edeyim diye uğraşmıyorum yani ya da kimse öyle uğraşmıyor. Dertler var, sıkıntı var, kendini ifade etme araçları yok. Ve oradan doğru daha zemini ve dayanağı olan bir müzik olarak artık
karşımıza geliyor. Bu anlamıyla muhalif içeriği var. Yani muhalif müzik içeriğini benim siyasal olarak tespit ettiğim doğruları anlatma metinleri değildir onlar. Kendi muhalefetini ve kendi iktidar hikayesini bizim gözlemimizden daha başka bir yere indirgeyerek yaşayan insanlar var. Haliyle daha sahici bir yere oturuyor. Tabii ki de Gezi olaylarından önce de Türkiye'de politik müzik yapan rapçi abiler, arkadaşlar vardı. Ama Gezi olaylarından sonra tırnak içinde bu popülerleşti. Herkes politik olmaya başladı. Elbette ki içi boş olanlar da vardı. Buradan yararlanmaya çalışanlar. Çünkü o dönemin popüler şeyi oydu. Herkes solculuk yapıyordu. Bir süre biz de o popülerliğin içindeydik. Ama sonradan bu işin böyle olmadığını, gerçekten sınıfsal bir kimliğinin olduğunu, buradan bunlardan bahsetmek gerektiğini ve içeride de bunun kavgasını vermeye başladık aslında. Yani rapçilerin içinde de bunun kavgasını vermeye başladık. Peki bizim şarkılarımız ne diyor? Sömürünün, savaşın, düşmanlığın son bulması için sesleniyoruz ki hep bunu yaptık. Dilerim sesimiz daha çok duyulur. Bu zor günlerden de geçebileceğimize inanıyorum ben. Bir sürü karanlıktan geçtik birlikte yürüyerek. Birlikte bir yol yürüyoruz. Buna olan inancın kaybedilmemesini istiyorum ben.